Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda C++ dilinde başlık ve kaynak dosyalarını ayırma neden ihtiyaç duyuyoruz? Buradaki amaç nedir? Bundan bahsedeceğim. Normalde bir a.cpp gibi bir dosyamızın olduğunu düşünelim. Bunu bir kütüphane gibi oluşturacağız ve başka bir uygulamada bunu kullanacak düşündüğümüz zaman, eğer bunu başlık ve kaynak dosyasına ayırmadığımızda bunu derleriz ve a.o dosyası oluşur. Şimdi bir başka yerde bunu kullanmak için test.cpp bu a.o dosyasını ve aynı zamanda a.cpp'yi vermek zorundayız. Buradaki neden nedir aslında? a.o dosyası içerisinde tanımlama bulunmuyor. Tanımlama bulunmadığı için test.cpp'de A kütüphanesini kullanmaya çalıştığında ona A'nın içerisinde bulunan tanımlamayı da vermemiz gerekecek. Dolayısıyla kaynak kodu vermiş oluyoruz burada. Çünkü A.cpp içerisinde bizim kütüphanenin kaynak kodları bulunuyor. Ve bu şekilde kişi text.exe'yi oluşturabilir. Biz burada kaynak kodu vermek istemiyoruz ve aslında yapmak istediğimiz şey nedir? Tanımı gerçekleştirimden ayırabilmek. O zaman daha doğru olan senaryoda ne yapacağız? Elimizde bir ACPP vardı. Bunu başlık ve kaynak dosyası olarak ayırıyoruz. A.HPP başlık dosyası, A.CPP de kaynak dosyası. Daha sonra bunu derlediğimizde yine aynı şekilde bir önceki versiyondaki gibi derlediğimizde yine A.O oluşacaktır. Ama bu sefer artık elimde kaynak kodu CPP içerisinde gizlediğim ve sadece tanımlamanın bulunduğu bir başlık dosyası da var. Dolayısıyla asıl işi yapan metot gövdesi olduğu için metotların gövdeleri kaynak dosyasında yani CPP dosyasında tanımlama ise A.HPP dosyasında bulunacaktır. Ve bu iki dosyayı ben aslında alacağım. Test bir başka işte yerde kullandığı zaman sadece başlık dosyasıyla kütüphane dosyamız A.O'yu vereceğiz ve test CPP bunları kullanarak bunları kullanabilecektir. Şimdi dilerseniz bunu bir örnek üzerinde gösterelim. Bu şekilde bir klasörü hiyerarşisi ve bizim SRC klasörü içerisinde bir araç CPP var. Araç sınıfı ve bütün kod dikkat ederseniz araç CPP'nin içerisinde aslında olmaması gerektiği şekilde yani bütün kod bir dosyanın içerisinde başlık dosyası yok. Dolayısıyla test CPP'de bunu derleyebilmesi için, kullanabilmesi için ne gerekiyor bize? Araç CPP'yi kullanıyor direkt. Buradan direkt ekliyor. Çünkü araç nokta O'yu oluşturmaya gerek kalmıyor. Zaten CPP'ye eklediği zaman bütün tanımlama ve kod geldiği için onu ayrıca derlemeye gerek kalmayacaktır. Ve burada biz make dosyasını incelediğimizde sadece testi derlediğini ve testi çalıştırdığını görüyoruz. Evet, buradan cmd yazıp İşte min gv32 çizgimi eklediğimiz zaman make dosyasını okuyacak program. Ve bu şekilde araç bilgilerini testte işte bir sürme gerçekleşmiş. 2,5 saat 125 ortalama hızda. Ve burada da araç bilgilerini ekranda görebiliyoruz. Aslında şimdi bizim yapmamız gereken bunu nasıl parçalamamız gerektiği. Dolayısıyla benim burada bu SRC'nin içerisindeki araç CPP'yi buradan keselim ve include'un içerisine yapıştıralım. Ve bunun ismine HPP diyeceğiz. Nasıl parçaladığımızı göstermek adına. Ve bunu düzenle diyorum. Araç HPP burada tanımlama bulunması lazım. Tanımlamadan kastımız sınıf ve içerisinde bulunan metotların aslında ve değişkenlerin bulunması, metot gövdelerinin kaynak dosyasında bulunması gerekiyor. O zaman ben buradan kaynak dosyaların metot gövdelerini bu şekilde kopyalayacağım ve gidip SRC içerisine yeni bir tane araç CPP oluşturuyorum. Araç nokta CPP dosyası ve bunun içerisine yapıştırıyorum. Tabii burada bunun başlık dosyasından haberi olmadığı için başlık dosyasını buraya ekliyoruz.
Araç.hpp şeklinde başlık dosyasına ekledik. Yine başlık dosyasına eklemeniz yetmeyecektir. Çünkü bunlar bu dosyada tanımlanmış başka metotlar olabilir. Bunların sınıfın metotları olduğunu belirtmek için başına global erişim operatörünü getirmemiz gerekiyor. Yani araç sınıfı içerisindeki araç metodu demek istiyoruz burada. Bu bütün metotların önüne getirilmesi gerekiyor. Şimdi buradaki tabii bu operatör overloading, yani burada operatörü biz sınıf için yeniden tanımlıyoruz ama bu ekrana yazma operatörü ya da işte bir dosyaya yazma operatörü. Dolayısıyla bu sınıfın kendine ait metodu olamıyor. Sınıfın metodu olamayınca sınıfın private alanlarına normalde erişemez bu şekilde. Ama C++'da bir metodu dost olarak belirtirseniz, başına friend getirdiğiniz zaman bu şu demektir, sınıfın private alanlarına erişebilir demektir. Bunu sadece başlık dosyasında belirtmemiz friend olarak yeterlidir. Bir daha kaynak dosyasında belirtmeye gerek yok ama bu sınıfın bir metodu olmadığı için başına bu şekilde, önüne bu şekilde araç ifadesini getirmiyoruz. Şimdi bunları yazdık. Bu kısım aslında kaynak dosyası parçalanmış oldu. Başlık dosyasında artık tanım kalmayacaktır. Sadece imzalar kalacaktır. Metot imzaları. Bu da işte ismi nedir, ne döndürüyor ve değişkenlerin aldığı parametrelerin türüne. Parametre isimlerini yazmamıza gerek yok. Bu şekilde noktalı virgülde sonlarını sonlandırıyoruz. Bütün metotların ve sadece imza şeklinde bırakacağız. Evet, bu bizim aslında kastettiğimiz tanım dosyası dediğimiz, yani başlık dosyası bu şekildeki bir yapıdan oluşuyor. Bunun asıl kodlar nerede? Kaynak dosyasında. Dolayısıyla bu araç CHP artık farklı olduğu için artık bir araç.o dosyasının oluşturulması gerekecektir. Dolayısıyla işte burada yine önce aracı derleyeceğiz. Oluşan çıktı artık bir kütüphane ve lib klasörün içerisinde araç.o diye oluşacak ve sadece derleyecek. Bu da src içerisinde araç.cpp'yi derle diyoruz. Ve test artık bunu kullanacağı zaman neyi include'un içerisinde araç.hpp'yi buluyor zaten ama araç.o'yu bulabilmesi için nerede olduğunu bu şekilde ona söylüyorum. Araç kütüphanesinin lib klasörü içerisinde olduğunu söylüyorum. Ve çalıştırma kısmında da önce ekranı CLS ile temizliyor. Daha sonra da programı çalıştırıyor. Test CPP'de şunun artık sadece başlık dosyasını ekleyeceğiz. Ve şuradan tekrar konsolu açacak olursak MinGV32 make programını çalıştırıyorum ve deminki aynı çıktı. Ekrana gelmiş oluyor ama artık hatta buradan isterseniz girip SRC'yi, yani kişiye sadece derlemesi için, çünkü sadece başlık dosyasıyla şu dosyayla bu dosyayı vermeniz, şu lib klasöründeki araç.o'yu vermeniz testin derlenmesi açısından yeterlidir. Çünkü biz zaten bir önceki satırda kütüphaneyi oluşturduk. Artık bu satırı silip sadece bunun çalıştırılması yeterli olacaktır derlemek için. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle.